diplomat olarak geldin. Vatanına ihanet etmiş bir vatan haini olarak geri yolladık. Sana kaybedeceğini ilk gün söylemiştim. Harbi Bey. Hepinizin eline sağlık. 5 dakika sonra toplantı. Emredersiniz. Korkut, Ömer'le haberleştiniz mi? Yo. Allah Allah, niye hala gelmedi? Ya trafiğe takılmıştır, gelir birazdan, merak etme. Haberleşmedik başkanım. Aramam ister misiniz? Yok, gerek yok. Gelir biraz sonra. Biz başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son zamanlarda yaptığınız operasyonlarla çok büyük başarılara imza attınız. Ve Hard Day operasyonu ile alakalı hepinizi tek tek tebrik ederim. Çok büyük riskleri vardı ama başarılı olduk. Başka çaremiz yoktu. Neredeyse uluslararası krize dönüşecekti. Ama alnımızın akıyla çıktık. Ve müsteşarımız aradı. O da tebriklerini iletti size tek tek. Peki başkanım, Hard Day'in akıbeti ne olacak? Yani Hard Day'le ilgili bütün dosyaları gerekli birimlere gönderdik. Süreç başlatıldı. En yakın zamanda vatana ihanetten yargılanacağı söyleniyor ve ömür boyu ceza alacağı söyleniyor. Aslında böylelerini sallandırmak lazım ama... Hard Day için bu kurtuluş olurdu. Şimdi kendi ülkesinde vatan haini olarak yargılanacak. Bu onun için cezaların en büyüğü. Hard Day'in akıl hocası ile ilgili de bir istihbaratımız var. Kısa bir süre önce ülkesine kaçtı ama onunla da ilgili hukuki süreç başlatıldı. Hepsi hak ettiği cezayı tek tek buluyor. Arkadaşlar, hem sahada hem de masada çok büyük bir zafere imza attık. Ülkenin en büyük azılı düşmanlarından 2 tanesini bertaraf ettik. Geride kimse kalmadı. Yani şimdi biz mi kazandık başkanım? Her şey bitti mi? Ne durumdasın? Paket tamam. Güzel. Ne yapmamı istiyorsun? Onu bana getirmeni istiyorum. Riskli değil mi? Ben işlerimi yarım bırakmam. Ne diyorsam onu yap. Tamam, anlaşıldı. Yakında bu kadar huzurlu olamayacaksınız. Aşkınıza yakışır bir düğün hediyesi olacak. Hard Day ne ilk ne de son düşmanımız Gürcan. Ya biz onları bitireceğiz ya da onlar terör devleti kurup... Allah korusun. Bu vatanın evlatları buna müsaade etmez. Arkadaşlar, terörün kökünü en kısa zamanda kurutacağız. Buna emin olun. Bakın, Hard Day'i bitirerek onlara çok büyük bir darbe vurduk. Şimdi de son darbeyi vurmak için hazırlık yapıyoruz. Bunu unutmayın. Bir süredir terör örgütüyle alakalı istihbarat topluyoruz arkadaşlar. Aldığımız istihbarat sonucunda yakında karargahlarını ve sözde liderlerini yerini bulup onları imha edeceğiz. İnşallah. Ama şu an daha öncelikli bir durumumuz var. Uzay, seni dinliyoruz. Gürcan. Biliyorsunuz CNC ve Sarısun'un konuşmalarında eş zamanlı bir operasyondan söz ediyorlardı. Biz de sadece bu adamı bulduk. Yani saldırı riski devam ediyor. Büyük bir ihtimalle evet. Peki Artli ile Sarısun'un ardından saldırı planları devam eder mi? Eğer söyledikleri gibi büyük bir planlama yaptılarsa bu işi organize eden bir kişi daha olmalı. Öncelikle hedefimiz varsa bunun bağlantılarını bulmak. Ve yapacakları eş zamanlı saldırı planları devam ediyorsa onu hemen öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen. Emredersiniz başkanım.
Gürcan, demek ki neymiş? Bitmemiş. Arkadaşlar kolay gelsin. Kalkmayın. Gürcan, aldığımız adamın sorgu kayıtları geldi mi? Geldi. Hemen yollayacağım. Niye açmıyorsun Ömer? Arkadaşlar ben çıkıyorum. Acil bir şey olursa haberleşiriz. Bu kadarı normal değil. Hırpalamak zorunda kaldım Zehra. Kimsin sen? Yakında bütün sorularına cevap bulacaksın. Ama o zamana kadar benim kurallarım geçerli olacak. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Kurallar basit. Bir, kimseye haber vermeyeceksin. İki, hemen yola çıkıp sana yolladığım konuma gideceksin. Anlaşıldı mı? Hadi Zehra, bu kadar düşünecek ne var? Önündeki arabanın kapısını aç ve vereceğim adrese gel hemen. Neredesin sen? Cesaretin varsa karşıma çık. Neredesin? Acele et Zehra. Ömer'in yaşamasını istiyorsan acele et. Zehra. İyi misin? Kusura bakma, korkuttum mu seni? Ters bir durum yok değil mi? Yok bir şey. Zehra. Telefonda bağırıyordu. Eğer bir şey varsa söyle bana. Yok, önemli bir şey değil. Benim çıkmam gerekiyor Korkut. Thank you.
aradın Zehra? Ömer nerede? Kimsin sen? Aşağılık herif, Ömer nerede? Ömer'i kurtarmak için sana bir şans vermiştim. Ama beni kandırmaya kalktın. Eğer ona dokunursan... Üzgünüm Zehra. Sevgilini sonsuza kadar kaybettin. Artık çok geç Zehra. Diyorsun onu söyle. Bana yardım etmen lazım. Ne? Ne diyorsun be? Sokağı hatırladın mı? Arkadaşlar operasyon başarılı. Bundan sonrasını ben hallederim. Karargah da mı işin içindeydi? Anlaşıldı Atmaca. Bol şans. İyi işte Gürcan. Zehra sesi anlamamış. Ama senin de planın kusursuzdu. Tebrik ederim. Her şeyi beni bu sokağa getirmek için mi yaptın? Hatırladın demek. Hiç unutmadım ki. Sen beğendin mi filmi? Bayıldım. Çok güzeldi. Ben buradan taksiye binip gideceğim. Gel seni de bırakayım istersen. Yok ya, ben yürüyeceğim biraz. O zaman görüşürüz. 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 Bana yardım etmen lazım. Ne oluyor ya? Adım Ferhat, nişanlıyız. Ferhat Aktürk. Ne yapıyorsun kardeşim? Yardımına ihtiyacım var. ...2008. Takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdığım gün. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı Zehra. O gün benim miladımdı. O gün... ...hayatımda her şey... ...ikiye bölündü. Zehra'dan önce, Zehra'dan sonra. Zehra'dan önce karanlığa gömülmüştü tüm sokaklarını.
Zehra'dan sonra tüm sokaklarım aydınlandı. O gün tam burada gözlerin içine bakarak sana söylediğim cümleleri hatırlıyor musun? Seni tanıdığım gün için her gün şükrediyorum. Gözlerin içine bakmak benim için bir lütuf. Aldığım her nefes hayatta sen olduğun için anlamlı. Biraz abartılı oldu sanki. Gerçekçi görünmeyeceğim. Bunlar benim değil, kalbimin sözleri. Bunlar benim değil, kalbimin sözleri. Yıllarca senden uzakta, sensiz yaşadım. Ama içimde seni hep yaşattım. Bu güzel eller beni hiç bırakmasın artık Zehra. Hep böyle kalmayacaklar ama. Ben senin yanında yaşlanmak istiyorum Zehra. Ellerin her bir kırışığını, yüzündeki her bir çizgiyi ezberlemek istiyorum. Evimde ayak seslerini duymak istiyorum. Evlenir misin? Bu kaçıncı evlilik teklifi Sayın Atmaca? Bu şekilde ilk defa. Daha önce hiç böyle sormamıştım. Hep etrafından dolandım. Cevap verecek misin yoksa böyle bekleyeyim mi? Evet. Almışsın. Fark etmedim sanma. Kayboldu sandım. Sana nasıl söyleyeceğimi şaşırdım. Seni kıvranırken görmek çok güzel. Sen çok adilsin. Hepiniz biliyordunuz. Tabii ki biliyorduk. Yani Gürcan ses değişimiyle uğraştı. Ben de uygulamada yardımcı oldum. Aferin size. Al bakalım. Ama bütün planlamayı Ömer yaptı. Hepinize hesabını soracağım. Kalp krizi geçiriyordunuz Ay'a. Ya Ömer ne yapsaydı? Yani adam istihbaratçı. Öyle dümdüz restoranda sana evlilik mi teklif etseydi? Evet. Bence de. Çok heyecanlı olmuştur. Sen hiç konuşma küçük hanım. Seninle de hesaplaşacağız. Ben ne yaptım ki? Yüzüğü sen verdin değil mi Ömer'e? Aslında. Sen verdin. Seni küçük cadı. Anne vallahi benim bir suçum yok. Annemi kaçırırım dedi ya. Mecbur kaldım. Çok büyük cezalar yolda küçük hanım, haberin olsun. Anne yapma ya. Bütün suç Ömer abimin. Öyle mi? Göstereceğim ben ona. Onlarla ne yapmayı düşünüyorsun acaba? Dünyanın en lezzetli kahvesini. Nasıl? Bunun tadı böyle çıkıyor. Başarılı bir operasyon yapmışsın. Öyle bir şeyler oldu başkanım. Bir istihbaratçıya da bu yakışırdı zaten. Aferin. Kızın yüreğine indirmişsin oğlum.
Bir şey olmaz anne, alışıktır o. Merak etme sen. Vallahi benim tanıdığım Zehra bunu senin yanında bırakmaz. Demirden korkan trene binmez. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Zehra. Afiyet olsun. Hangisi? Eline sağlık kızım. Eline sağlık Zehra. Afiyet olsun. Korkut. Hı? Senin ne işin var orada? Niye, ne oldu ki? Orası kız tarafı. Hadi ya. Yağmur. Yağmur. Kız tarafı burası. Ben Ömer abinin tarafındayım. Aa. Hadi soğutmayın kahvelerinizi. Buyurun. Nasıl? Beğendiniz mi kahvelerinizi? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ömer, Zehra'nın yaptığı kahveyi beğenmedin yoksa? Çok güzel olmuş. Tek siyanür biraz fazla kaçmış galiba. Yok öyle. Hepsi bitecek onun. Oo. Alayım mı? Eline sağlık, çok güzel. Elinden zehir olsa içerim. Halit Bey, şimdi burada toplanma sebebimiz malum. Erkek tarafını temsilen Korkut oğlum konuşacak. Öyle mi? Ben mi? Benim niye haberim yok? Korkut uzatma. Konuş bakalım Korkut. Evet Korkut, dinliyoruz. Evet. Yani Halit Başkanım, malum hayırlı bir iş için toplandık. Evet. Ben o zaman yekten gireyim konuya. Gir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız kızımız olsun istiyoruz eğer sizin de müsaadeniz varsa. İkinizi de yıllardır tanırım. Hele Ömer'le yıllardır abi kardeş gibiyiz. Aslına bakarsanız Ömer çok önceden bu kararı vermişti. Viyana'da hatırlıyor musun?
Evet başkan. Demiştim ki ona, Zehra gibi bir kız bulamazsın. İşlerinden eminsen git konuş demiştim. Sağ olsun o da 10 sene sonra konuştu. Kısmet bugüneymiş. Aynen öyle. Evet Yağmur, yüzükleri getir bakalım. Emin. Hadi bakalım. Evet, gençler kararını vermiş. Bize laf düşmez. Ben de ilk defa yapıyorum, kusura bakmayın. Zehra. Hadi bakalım. Mutluluklar dilerim. Tebrik ederim. Sağ olun başkanım. Gel bakalım Zehra. Allah'ım bugünleri de gösterdin ya. Hemen de duygunun benim iki gözümün çiçeği. Gel. Canım benim. Allah iki cihanda da yüzünüzü güldürsün inşallah. Teşekkür ederim. Allah tamamını erdi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Oh be, artık rahat rahat yenge diyebilirim. Oh be, Sacda babaanneye artık rahat rahat babaanne diyebileceğim. Kızım benim. Oh. hadi bir fotoğraf çeksin. Hadi, buyurun. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yalnız ben şu Allah tamamını erdirsin kısmını anlamıyorum. Uzay. Lütfen dur yani. Şurada keyfimiz yerinde. Ben anlatacağım sana sonra. Tamam, şey hadi bakalım. Bir de bir yastıkta koca atsın. Hiç yok. Evet, hadi bakalım. Evet. Nerede kaldı? Bizi bırakmadan hareket etmek biraz zaman alıyor. Hüsnü. Mekana sokabilmek için parçalar ayırdık. Bir kısmı da diğer adamlarda. Haberleşmeyi bununla sağlayacaksınız. Diğer adamlar geldi mi? İstanbul'dalar. Şimdi git, dersine iyi çalış. Mekanı avcunuzun içi gibi bilmeniz gerekiyor, tamam mı? Ne zaman hareket edeceğiz? Haber vereceğim. Dikkatli ol. İstihbarat her yerde sizi arıyordur. Merak etme. Tekrardan görüşebilecek miyiz? Bir süre buralarda olmayacağım. Gidebilirsin. Senin yarım bıraktığın işi ben kullanmayacağım Mevlüt. Senin başaramadığın işi ben başaracağım. Dün ne zaman yapıyoruz? Benim hemen karargaha gidip çalışmalarıma bakmam lazım.
Düğün yeri ve zamanı ile ilgili her şeyi tek tek dosyaladım. Yok. Yani düğün teferruatlı olur şimdi. Bir nikah kıysak yeter herhalde, değil mi? Nasıl ya? Ben şimdi kardeşimin düğününde oynayamayacak mıyım? Vallahi ben anlamam. Şimdiden söyleyeyim. Davullu, zurnalı düğün isterim. Zehra ne diyorsa o. Aa, sadece anne baksana ne diyorlar. Nikahı kıyıp dağılacakmışız. Halay yok, çifte telli yok. E bu nasıl düğün? Pardon. Efendim. Siz detaylı raporu hazırlayın, ben geliyorum. Tamam. Başkanım? Bağlantılı yeni birini tespit etmişler. Nerede başkan? İstanbul. Sadece hanım, kusura bakmayın, bizim kalkmamız gerekiyor. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun Halit Bey. Sen bugün izinlisin. Başkanım. Önemli bir şey olursa arkadaşlar sana haber verir, tamam? Hadi arkadaşlar. Buyurun başkanım. Operatör, atmaca konuşuyor. Yerimizi aldık. Hedefi tespit için harekete geçiyoruz. Anlaşıldı atmaca. Gürcan Uzay. Buyurun başkanım. Bu arkadaşınızın adı Nergis. Bundan sonra size bağlı olarak çalışacak. Başkanım, bana verdiğiniz bu fırsat için çok teşekkür ederim. Gürcan, şimdi bizim bir şey mi söylememiz lazım? Aramıza hoş geldin Nergis. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, tanışmak için bol bol vaktiniz olacak. İşimize dönelim. Uzay, Nergis için de bir kısa özet geçer misin? Emredersiniz başkanım. CNC ve Francis'in arasındaki konuşmalardan eş zamanlı bir saldırı yapacaklarını tespit ettik. Francis öldükten sonra saldırıyı Hartley üstlendi. Ama başarısız oldu. Hem Hartley'i hem de tetikçiyi ele geçirdik. Fakat ilk andan itibaren başka isimlerin olduğunu da biliyorduk. Bu yüzden çalışmalarımıza devam ettik. Senin tespit ettiğin isim de bu saldırıyı gerçekleştirecek diğer isimlerden bir tanesi. Sen mi tespit ettin? Yani şimdilik sadece bir kişi tespit edebildim ama sizin anlattıklarınıza bakılırsa birden fazla kişi olmalı. Tespit ettiğim kişi de burada. Kesinlikle. Tespit edilen bu ismi almak yerine diğerlerini yakalamak için yem olarak kullanacağız. Ömer ve Korkut ne durumda? Hedefin bulunduğu otelin önündeler başkanım. Takip mi edeceğiz? Gizli bir şekilde haberleştiklerini düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz bu haberleşme yöntemini tespit etmek. Fırtına, adamı görebiliyor musun? Hedef teyit edildi. Lobide oturuyor. Anlaşıldı. Gözcü, burası sana emanet. Anlaşıldı. Operatör, burada numarası? 501. Anlaşıldı. Fırtına harekete geçiyoruz. Hareketlere bak, hareketle. Ajan ajan hareketli. Artist. Yakıştı sana ajanlık ha?
Öğreniyoruz bir şeyler damat. Oğlum ne damadı lan? Niye oğlum? Damat değil misin? Yakında düğünümüz var. Hakikaten sen düğün işini belli ettin mi? Ne zaman nikah? Merak etme, o iş bizde. Operatör, odadayız. Etrafı kontrol ediyoruz. Anlaşıldı. Ben gidiyorum. Kaldın yalnız. Ne olacak oğlum? Akşamları oturur birer bardak çay içeriz artık. Oğlum bir bardak çay bile içemeyeceğiz. Sen baya baya hanım köylü olmuşsun. Anneme söyleyeyim de sana da bir tane bir kız bulsun böyle. Helalinden süt emmiş. Abi aman kalsın. Niye lan? Fırtına zamanların eskide kaldı oğlum. Yaşlıların çocukları okula başladı. Ne oldu, hayatın kadını mı bekliyorsun yoksa? Ben o işleri bırakalı çok oldu. Senin de alayım mı nüfusumu? Damat. Üstüme gelme. Ben böyle iyiyim. Bu arada zaten senin nüfus yakında kalabalıklaşacak. Kadıncağız ne zamandır yalnızdı. Korkut. Dünyanın bin bir türlü hali var. Görüyorsun. Ölümle burun burunayız. Namlunun ucunda yaşıyoruz. Eğer bana bir şey olursa... O nereden çıktı be? Annem sana emanet. Seni oğlu gibi sever. Sadece annemi annem gibi severim. Gözün arkada kalmasın. Bana bak. Düğün yapmadan bir yere gitmek yok ha. Karşılıklı çifte telli oynamadan ölürsen vallahi de billahi de bozuşurum. Haberin olsun. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Zeynacığım düğün tarihini konuştunuz mu? Yok, henüz konuşmadık bir şey. Anneannemin annesine düğününde hediye etmişler. O da evlenirken anneanneme vermiş. Böyle böyle bir aile geleneği haline gelmiş. Anneannemden anneme. Sonra ben evlenirken annem bana bunu hediye etti. Allah bana aslanlar gibi iki tane evlat verdi ama benim şimdi asla evlatlarımdan ayırmayacağım kadar çok seveceğim bir kızım oldu. Ailemiz hoş geldin. Hoş buldum. Sen de evlenirken düğünde torunuma takarsın. O günleri görebilecek miyiz acaba? Allah bilir. Her operasyona çıkışımda bir yanım hep onunla kalıyor. Ya geri dönemezsem? Ben dönemezsem Yağmur ne yapar tek başına? Yapayalnız. Ama artık içim rahat.
Çünkü sen varsın. Ben dönemezsem. Ağzından yel alsın. Yağmur'u çok seven bir babaannesi var. Eğer bir gün dönemezsem... Yağmur sana emanet. Anne. Siz ne konuşuyorsunuz bakalım bensiz fısır fısır? Babaanne. Sensiz bir şey konuşmak mümkün mü acaba ya? Hı? Burada bir şey var. Sen koridorda bekle. Gelirse bana haber ver. Tamam, acele et. Odaya geliyor. Operatör, size bir fotoğraf yolladım. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Gizli haberleşme için kullanılan özel yazılımlı bir cihaz bu. Ne yapmamı istiyorsun? Fazla vaktim yok. Koruma amaçlı bir uyarı sistemi olabilir. Yani cihazı açmadan halletmemiz daha mantıklı. Haklısın. Fatmaca, sana verdiğim cihazı bağlamanı istiyorum. Bu sayede adamın cihazına yerleşmiş olacağız. Dediğini yaptım. Aktarım başladı. Evet, veriler gelmeye başladı. Nergis, aktarılan verileri hızlıca taramaya başla. Ne kadar sürer? Fazla vaktimiz yok, adam gelmek üzere. Birkaç dakikayı bulabilir. Adam sana doğru geliyor. İşim daha bitmedi. Adam oyalaman lazım Fırtına. Nasıl oyalayacağım? Birader, birader telefonumu kaybettim de sana zahmet bir görüşme yapabilir miyim? Telefonum yok. Elindeki ne? Yok dedim, uzatma. İki dakika arasak ne olacak ki? Nedir yani? Adam yerine koyduk, insan gibi bir şey istedik. Bana mı dedin? He, sana dedim. Fırtına sakin ol. Adamla kavga edemezsin. Oyalamak için başka bir yöntem bulman lazım. Oğlum bırakın da şunun ağzını burnunu kırayım. Olmaz. Çok dikkat çekeriz. Sadece benim söylediklerimi yapacaksın. Tamam mı? Kendini acındırman lazım. Başka yol yok. Anneni hastaneye kaldırdılar. Hemen telefonunu bulup durumunu öğrenmen lazım. Fırtına sakın. Sadece dediğimi yap. Birader. Kusuruma bakma be. Annemi hastaneye kaldırdılar da. Güzel gidiyorsun Fırtına. Şimdi yeniden yardım iste. O yüzden biraz sinirliyim. Telefonu da o yüzden istedim. Durum biraz kritik. Çok uzatma. Sağ olasın. Kusuruma bakma ya. Anne olunca böyle oluyor.
Anne. Oğlum izin vermediniz ki iki dakika şu adamın yüzünün haritasını değiştireyim. Onu kendi operasyonunda yaparsın Fırtına. Ne kadar kaldı? 45 saniye. Fırtınanın durumu ne? Hedefi oyalıyor ama fazla uzun sürmez atmaca. Kader. Kes ver. Tamam anne ben seni ararım yine. Eyvallah birader. Adamsın. Sağ olasın. Bakın şimdiden peşin söylüyorum. Bu herif benim. Hedef odaya girmek üzere. Durumunuz nedir? Evet. Şimdi bitti. Güzel. Atmaca. Hemen odayı terk et. Adam içeri girmek üzere. Sanırım artık çok geç. Atmaca beni duyuyor musun? Bırak dur. Her şey yolunda. Odayı terk ettim. Fırtına. Fırtına biraz bekleteceğim. Anlaşıldı. Fırtınayla dışarıda buluşun. Ne durumdayız arkadaşlar? Adamın cihazına bağlanmayı başardık başkanım. Bir şey çıktı mı? Nergis ilgileniyor. Sadece adamların fotoğraflarına ulaşabildim başkanım. Kimlikleri? Nereye ve ne zaman saldıracakları? Maalesef. Nasıl yani? Bir de ben bakabilir miyim? Yani tabii. İstiyorsanız bakın ama zaman kaybından başka bir işe yaramaz. İyi de biz boşuna mı operasyon yaptık yani? Tabii ki boşuna değil. İletişime geçti bile. Diğerleriyle. Evet. Mesaj attı. Ne diyor? Nergis Hanım, açıklamak ister misiniz? Yarın şu yeni açılan AVM'de buluşacaklar. Mesajlardan anladığım kadarıyla hepsi orada olacak. Yani saldırıyı yarın yapacaklar. Hayır. Patlayıcıları yerleştirmek için yarın orada buluşacaklar. Patlatmak için birinden talimat bekliyorlar. Kimden? Bilmiyoruz. Demek AVM'ye saldıracaklar. Yani mesajlaşmadan anladığım kadarıyla hepsinde patlayıcının bir kısmı var. Bu sayede X-ray cihazından geçirip içeride birleştirecekler. Ömer ve Zehra'ya haber verin. Hemen karargah gelsinler. Emredersiniz başkanım. Başkanım planımız nedir? Başkanım alışveriş merkezinde bir sürü sivil olacak. Orada operasyon yapmak çok riskli. Benim aklımda bir şey var. Thank you.
Hoş geldiniz. Hedef bir giriş yaptı. Sağdaki tüm unsurlar yerini alsın. Hedef bir giriş yaptı. Gözcü yerini aldı. Fırtına hazır. Atmaca hazır. Hançer yerinde. Yerimizi alıyoruz. Hazırız. Buyurun efendim. Efendim, güvenlik sebebiyle mekanı sivillerden arındırdık. Mekana girişe izin vermiyoruz. Sadece bizim unsurlarımız var. Anlaşıldı efendim. Şimdilik müdahale etmiyoruz. Sadece takipte olun arkadaşlar. Toplam 4 kişi olacaklar. Unutmayın, 4'ü de giriş yaptığı zaman eş zamanlı olarak harekete geçeceğiz arkadaşlar. Operasyon başlasın. Hoş geldiniz. Hedef 2 giriş yaptı. Hedef bir diğerleriyle iletişime geçti. Oğlum sana çok pis kuruldum. Seni paspas yapacağım. Tamam Fırtına. Sen takibe devam et. Biz de teyidini yapalım. Bilgi doğru. Diğerleriyle iletişime geçmiş. Harekete geçiyorlar başkanım. Hoş geldiniz. Evet, hedef 3'te giriş yaptı. Arkadaşlar, son bir adam kaldı. O da içeri girince harekete geçiyoruz. Hedeflerle göz komutanı kaybetmeyin. Ne? Şaşırtıcı bir evlilik teklifi oldu. Sizi şaşırtmak şereftir Zehra Hanım. Hedef 2'nin peşinden gidiyorum. Görüşürüz sevgilim. Dikkatli ol. Dört numaralı hedef için girişe doğru gidiyorum. Hedef 3 ile görsel temas sağlandı. Takipte. Hedef 4 giriş yaptı mı? Henüz değil. Hepsi geldi. 4. hala yok. Terslik var. Çok affedersiniz. Bugün kapalı. Nasıl ya? Benim bir sürü işim var. Anlıyorum ama bugün AVM'miz kapalı. Yetkili birini görebilir miyim? Benim yetkili hanımefendi. Sizi ben dışarı rica edebilir miyim? Zorluk çıkarmayın lütfen beyefendi. Siz neden buradasınız? Çünkü benim işim bu. Dışarı alabilir miyim?
İşimiz var beyefendi. Anlıyorum ya. Anlıyorum ama bugün kapalı. Bugün özel giriyor ya. Evet, bir özel bir güvenlik var. Lütfen sizi dışarı almak zorundayım. Lütfen. Lütfen çıkar mısınız? Yarın gelin. Bugün kapalı. Hadi lütfen. Diğeri gözcü olarak dışarıda bekliyor. Dördüncü adam dışarıda gözcü olarak bekliyor. Dikkatli olun. Hedef 4 beni park etti. Deşifre oldu. Tekrar ediyorum. Hedef 4 beni park etti. Kaçıyor. Bu tarafta. 4 numara bende. 4 numara diğerlerini uyarabilir. Tetikte olun. Peki iletişimi kesebilir misin? Biraz zaman alır başkanım. O zaman hemen başla. Acele et. Emredersiniz. İstihbarat peşimizde. Dikkatli olun. İstihbarat gelmiş. Hadi. Hemen çıkıyoruz. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Başkanım, adamları uyardı. Artık çok geç. Allah kahretsin. Tüm unsurlar. Deşifre olduk. Hemen harekete geçiyoruz. Hiçbirinin kaçmasına müsaade etmeyin. Atmaca, durumun nedir? Eğer o adam kaçarsa bütün plan alt üst olur. O adamı yakalamak zorundasın. Dur bakalım. Durmazsam ne olacak? Zorla durdururum. Senin gibi cici bir kızdan beklemezdim hiç. O cici kızı gösterecek sana gününü. Siz bu tarafa bakın, ben de şuraya bakacağım. Nereye kaybolduğundan 2 dakikada. Demek istihbaratçıydın ha? Dua et, istihbaratçıydım. Yoksa otelde ağzını burnunu kırmıştım. Yaklaşmayın. Keserim boğazını. Hepinize tek, tek öğreteceğim. Sen kaçtığını sanırsın ama teşkilat seni bulur. Hadi. O güzel yüzünü tanınmaz hale getireceğim. İzin vermem. Yakında düğünüm var.
hedefiki etkisiz hale getirildi. Hedef 3 etkisiz hale getirildi. Atın silahları. Sakin. Sakin. Şimdi seninle buradan gideceğiz. Annen nasıl oldu? Hani hastanede mi? Rahmetli anamın adını şimdi seni iki kere döveceğim. Birincisi oteldeki yakışıksız tavırlarınca. İkincisi masum insanların canını kastettiğin için. Tamam. Paket hazır. Anlaşıldı. Gözcü, beni duyuyor musun? Bombanın hemen imha edilmesi gerekiyor. Anlaşıldı. Organize ediyorum. Araçlar havaya uçacak. Etkisiz hale getirebilir misin? Evet. Ama saatler sürer. Atmaca, duyuyor musun? Cevap ver. Sivilleri öldürmektense istihbaratçıları öldürmek daha çok ses getirecek. Bitti artık. Tüm dünya nasıl yenildiğinizi... Hedef 4 etkisiz hale getirildi. Sağdaki tüm unsurlar. Operasyon başarılı. Hepinizin eline sağlık. Kontrol altına alındı mı? Bomba etkisiz hale getirildi. Diğer tüm patlayıcılar da kontrollü şekilde imha edildiler başkanım. Operasyonla ilgili tüm çalışmalar bu raporda mevcut. Tamam, teşekkürler. Sen çıkabilirsin. Gel. Saldırganları getirdik. Uzayla göreceğiz sorguları. Hızlı sonuç alacaklarını düşünüyoruz. Güzel. Adamlardan çıkan patlayıcıların etki gücüne bakılırsa bayağı büyük bir kaos çıkartmak istiyorlarmış. Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını planlamışlar. Ama bize hesaba katmadılar. Aynen öyle. Bugün öyle bir tehdidi bertaraf ettik ki onlarca insanımızın canına mal olabilirdi arkadaşlar. Kimse bilmeyecek ama biz yine doğru zamanda doğru yerdeydik. Bugün her yerden tebrik telefonları aldım. Beni yine gururlandırdınız. Yani sizinle çalışmak gerçekten bir şereftir. Bu şeref bize ait başkanım. Başkanım, henüz tehlike geçmemiş olabilir. Farkındayım Zehra, farkındayım. Peki durum nedir o zaman? İlk tespitlerimize göre saldırganların arasında eksik bir kişi var. Kim? Planlayıcı. İletişim ağından emirleri veren kişi ortada yok. Bu işi yapan her kimse aralarında değildi. Peki alan tanımasından bir şey çıktı mı? Belki de oraya hiç gelmedi. Planın başarısı olduğundan da haberi yok. Kendini dışarıda konumlayan biri. Henüz ne planladıklarını bilmiyoruz.
Ama bu basit bir organizasyon olmayabilir. O zaman sorguda bu işin arkasında kimin olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Bu sonuncusu mu? Evet. Diğerlerinden pek bir şey öğrenemedik. Ama bir şey saklıyor gibiler. Planlayıcıyı bilmiyoruz. Saldırının amacını da öğrenemedik henüz. Planları her neyse bugünle sınırlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sivillere yönelik böylesine büyük sansasyonel bir saldırının arkasında başka bir amaçları vardır. Haklıysan fazla vaktimiz olmayabilir. Peki ne yapacağız? Nasıl öğreneceğiz? Bu içerideki hangi ülkenin vatandaşı? Ne onu? Neye sordun? Seninle fazla vakit harcamayacağım. Diğerleri yeteri kadar konuştu. Elimizdeki deliller seni sonsuza kadar içeride tutmaya yeter. Dosyanda ne yazdığını biliyor musun? Kasıtlı biçimde insanları öldürmeye çalıştınız. Terör eylemi. Yani sen yasalara göre bir teröristsin. Yargılayın o zaman. Hayır. Seni biz yargılamayacağız. Ülken yargılayacak seni. Ülkelerimiz arasında suçlu iadesi anlaşması var. Önümdeki bu belge seni ülkene geri gönderiyor. Yani şu demek, ülkende terör suçundan ceza göreceksin. Ülkenin yasalarına göre bu suçun cezasının ne olduğunu sen benden daha iyi biliyor olmalısın. Elektrikli sandalye. Yüksek voltajlı ölüm. İdam. Tüm bildiklerini anlatırsan sen de diğerleriyle birlikte Türk adaletinde yargılanırsınız. Acılar içinde kıvranarak ölürsün. Seçimsin. Adam sence inanacak mı? İdam cezası var ama böyle bir yasa yok ülkesinde. Ama o bunu bilmiyor. Amacınız neydi? Peki. Ölmeyi seçiyorsun demek. Bu ne ilk de ne de son olacak. Ne demek bu? Açık konuş. Bundan önce içeride ve dışarıda yaşanan tüm sürecin sonuna geldik. Bu büyük imha planı için son aşamaydı. Plan devam ediyor. Hazırlıklar sadece Türkiye'de değildi. İçeride ve dışarıda eş zamanlı hazırlıklar yapılıyordu. Peki neyin hazırlığıymış bu? Ne hazırlığı? İşgal planı. Henüz bitmedi. O geri geldi.
Yarım kalan işini tamamlayacak. Kim geri geldi? Planlayıcı mı? Nerede şimdi? Yanaş şöyle. Aşağı in. Yolda bir sıkıntı oldu mu? Hayır, kimsenin dikkatini çekmedi. İyi. Kasayı aç. Tamam. Salina. İndir şu işi. Başka bir yol yok muydu? En dikkat çekmeyecek yöntem buydu. Beni öldü sanıyorlar. Görüntü vermemem gerekiyor. Bizim adamlardan haber var mı? Hayır. Sizden sonra bir daha irtibata geçmediler bizimle. Örgütle görüşeceğiz. Sonrasında da bizzat ben ilgileneceğim. Şimdi nereye gidiyoruz? Örgütün ana karargahına. Büyük gün geldi. Kıyafetlerimi ayarladın mı? Hazır. Getiriyorum. Yine ne düşünüyorsun Ömer Atmaca? Her şeyi. Planlayıcıları kim? Şimdiki hamleleri ne? Neredeler? Bitmiyor ki. Bu işin arkasındakini de deşifre etmeden bitmeyecek. Biz her zaman yaptığımız gibi onu da bulacağız. Merak etme. Hem bu işte bir terslik yok mu? Normalde kaygılanın ben, sakinleştirenin sen olması gerekiyor ama... Çünkü korkuyorum Zehra, ilk defa. Öngöremediğim bir şey yaklaşıyor gibi. Bilmediğim bir şey beni deli ediyor, endişeleniyorum. Senin için, annem için, Yağmur için, herkes için. Ömer, onların da istediği bu zaten. Bizi delirtmek, karamsarlığa sürüklemek. Sen benden daha iyi biliyorsun bunları. Hem biz onca sene beklemedik mi? Şimdi kalan zaman ne önemi var? Bu işin arkasındaki kişiyi bulacağız, cezasını vereceğiz ve dosyayı kapatacağız. Sonra da düğünümüzü yapacağız. Güven bana. Olur. Yalnız bizim çok daha büyük bir sorunumuz var Ömer. Ya bizim düğünümüz var ve hiçbir hazırlık yapmadık. Biz çok yorulacağız, farkındasın, biliyorsun değil mi? Annem her şeyi hallediyor, merak etme. Korkut da çağırdı eksikleri tamamlaması için. Sacide Sultan'dan artık hiçbir şey kaçmaz. Uzun zamandır bu anı bekliyor kadın. Bütün detayları halledecektir. Sacide anne. Ne kadar çok şey almışsın öyle. Ay. Of, düğünümüz var oğlum, kolay mı? Oğlan evlendiriyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Ömer'in sağ solu belli olmaz hiç. Ay, daha alınacak çok şey var. Bir dakika. Sana zahmet. Şu listedekileri bir alıversen. Yok daha neler. Ya ne yapacaklar bu kadar şeyi? Hem onlar mı yapsa alışverişi acaba? Ömer bana tam yetki verdi. Bir zahmet alıver. Peki, peki. Babaanne. Söyle benim güzel torunum. Ben de düğünde çok güzel görünmek istiyorum. Bana da evi salır mıyız? Ay, ben seni hiç unutur muyum? Ben sana neler aldım, neler. Çok güzel şeyler aldım. Beğenecek misin? Bak. Aa, dur bir de bunu. Nasıl? Bu tam sana göre.
Çok güzel oldu. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Keşke annem de olsaydı. Annenin işleri bu aralar yoğun biraz Yağmurcuğum. Yani gelemeyebilir. Canım o gelemiyorsa biz ararız değil mi Yağmur? Evet. Kızım müsait misin? Müsaitiz. Bir şey mi oldu? Anne bak sadece babaannem bana neler almış. Çok güzel değil mi? Ya çok güzel. Bayıldım. Ne zaman geleceksiniz? Bizim biraz daha halletmemiz gereken işler var. Sonra geleceğiz. Kötü adamlar mı yine? Evet. Ciddi bir durum mu? Bilmiyoruz. Araştırıyorlar. Arkadaşlar 5 dakika sonra toplantı. Kızım şimdi bizim kapatmamız gerekiyor, sonra konuşuruz. Tamam, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Allah bir sıkıntı çıkmasın da şu çocukların mürüvvetini göreyim. İnşallah. İnşallah. Bak o da çok güzel oldu. Uzay, sorgulardan ne çıktı? Hepsi burada başkanım. Saldırı girişimiyle alakalı ne öğrenebildik? Saldırı göründüğünden çok daha büyük bir amaca hizmet ediyor gibi başkanım. Ne gibi? Büyük imha ve işgal planı için son aşamayı gerçekleştirmek adına harekete geçmişler başkanım. İşgal planı mı? Bugünkü saldırı girişiminde amaçlarına ulaşamadılar. Ama bitmemiş gibi görünüyor. Peki planlar neymiş? Örgütle eş zamanlı olarak tek bir elden yönetilen kapsamlı bir saldırı silsilesi, ardından da işgal. Kim yapacak peki bunu? Ya arkasında kim var? Adamların hepsini tasfiye ettik. Yeni bir düşmanımız mı var yani? Yeni biri değil. Eskiden tanıdığımız biri. Kim? Francis. Ne? O adam ölmedi mi? Görünen o ki ölmemiş başkan. Adam gözümüzün önünde havaya uçtu. Ne diyorsun sen? Uzay, ben kendimle bastım tetiği. Ağır yaralı bir halde kurtulmuş. Son darbeyi vurmak için de içerideki adamlarıyla iletişime geçmiş. İletişim ağının başında onun olduğunu söyledi adamlar. Francis örgütün ana karargahından süreci takip edecekmiş. Yani örgütün üst düzeyleriyle birlikte bir yıkım planını devreye sokmuş. Örgüt tüm sınır hattı boyunca ülkemize ani bir saldırı başlatacakmış. Yani aradığımız eksik parça öldü sandığımız Francis, öyle mi? Bunlar sorgu kayıtları, bunlar da iletişim sistem kayıtları. Söyledikleri uyuşuyor. Peki adamların söylediklerine güveniyor muyuz? Güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Bu Francis yaşıyor mu, ölü mü, önce onu bir teyit edelim. Topyekin ülkemize saldırı planlıyorlar. Bunu çözmemiz gerekiyor bir şekilde. Bu Francis denen herif eğer yaşıyorsa onun yerini bulun. Emredersiniz başkanım. Emredersiniz başkanım. Mr. Francis, sizi burada görmek bizi şaşırttı. Öldüğünü sanıyorduk. Türkler de bu kadar kolay kurtulacaklarını sanmışlardı benden. Ama gördüğünüz gibi ölmedim, karşınızdayım. Evet, neden buradayız? Burada güvendeyiz çünkü. Yakında bu deliklerde bir fare gibi yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Keyfimizden burada değiliz. SİHA'lar, İHA'lar her yerde. Özellikle bizi, tepe kadrodakileri hedefe koymuş haldeler. Yıllardır başımızı çıkaramıyoruz. Artık her şey geride kalacak. Süreç başladı. Devlet Hart'ta da aynı şeyi söylüyordu.
Partili artık yok. Ben varım. Tamam. Adamlarım içeride. Onlar yakında harekete geçince Türkiye'de ortalık çok fena karışacak. Öyle bir karışacak ki oluşan kaosta önlerini bile göremeyecekler. Ve ardından biz de sınırda harekete geçerek son darbeyi vuracağız. İşte ondan sonra da artık her yerde rahat rahat dolaşabileceksiniz. Bizden ne istiyorsun? Topyekün bir saldırı istiyorum sizden. Nasıl yani? Sahadaki tüm güçlerinizle Türkiye'ye saldıracaksınız. Bu intihar olur. Toplu halde imha oluruz. Ya ama burada bekleyerek de sadece bunu geciktiriyorsunuz. Yanlış mıyım? Hı? Merak etmeyin. Her şey kontrolümde. Bundan sonraki süreci ben devraldım. Gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Yıllardır hayalini kurduğunuz o devlet kurulacak. Buna engel olmaya güçleri yetmeyecek. Çıldıracağım ya. Tamam, sakin olacağız. Önce Francis mi, onu teyit edeceğiz. Bitti dediğimiz yerden yeniden başlıyor şey. Ölüler diriliyor, karşımıza dikiliyor. Biz de geldikleri yere geri göndeririz o zaman. Uzay, sağdan haber var mı? Bende bir şey yok. Francis ya da değil. Ama bu saldırıyı dışarıda organize eden biri var. Bundan eminiz. Adamlar elimizde. Pek fazla vaktimiz yok. Gürcan. Henüz net bir şey yok. Ama bir uç var. Nedir? Bu aldığımız paralı askerlerle temaslı iki kişi. İllegal yollardan Irak'ın kuzeyine geçmiş. Orada da örgütün üst düzeyleriyle görüştüğü söyleniyor. Ama net bir şey bilmiyoruz. Hala araştırmalar devam ediyor. Şu anda Francis büyük ihtimalle Irak'ın kuzeyinde. Ömer. Ömer nereye? Gelişmeleri başkana haber verin. Güvenlik toplantısı başlamak üzeredir. Bugünkü gelişmeleri duyduk Halit Bey. Öncelikle sizi ve ekibinizi tebrik ederiz. Büyük bir iş başardınız. Vatan savunması bir bütündür. Hep birlikte bu işi başardık. Bu toplantıyı acil olarak siz talep etmişsiniz. Nedir acil durum? Son zamanlarda içeride ve dışarıda artarak süren saldırılar malumunuz. Bizim de içeride ve dışarıda yaptığımız operasyonlarla terör örgütünün belini büktüğümüz aşikar. Tüm işbirlikçileri tek tek etkisiz hale getirdik. Ancak bu yeterli değil sanırım. Sağdan gelen haberler örgütün bir süredir harekete geçmek için beklediğini söylüyordu. Neden olduğu ortaya çıkmış oldu. Nedenmiş? Topyekün bir savaşa hazırlanıyorlar. Ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden bir tehlike kapıda. Terör devletini kurmak için son hamleyi yapacaklar. Arkalarında kim var bunların? Buna nasıl cesaret ediyorlar? Bir süredir bu konu hakkında çalışma gösteren akıl hocaları onları cesaretlendiriyor. Arkalarında malum ülkelerin artık pek de gizli olmayan destekleri ortaya çıkmış durumda. Türkiye'nin oyun değiştirici hamleleriyle bu bölgedeki planlarının bir kısmı akamete uğratıldı. Ancak vazgeçmiyorlar. Kendi güdümlerinde bölgesel çıkarlarını tekrar kazanmalarını sağlayacak bir uydu devlet kurmayı planlıyorlar. Bu şekilde ülkemizi pasifize edecekler. Kim bu akıl hocası dediniz Halit Bey? Francis diye bildiğimiz, bizim öldüğünü düşündüğümüz eski bir elçilik görevlisi. Rütbesine aldanmayın. Aslında kendisi özel yetkili bir istihbarat görevlisi. Bizi buraya çağırdığınıza göre bilgi vermekten daha fazlası var sizde. Ne öneriyorsunuz Halit Bey? Önce Francis'in yaşayıp yaşamadığını teyit edeceğiz. Bizim öngörülerimize göre yaşıyor ve şu anda Irak'ta. Bu adamın örgütün ana karargahı ve üst düzey yetkililerle teması var. İşgal planları için
son hazırlıkları yapıyorlar. Bunlar örgütün en tepe kemik kadrosu. Kuruluşundan itibaren varlardı. Hepsi bu işin içinde. Yani büyük bir tehlikenin eşindeyiz. Ama bu durumu fırsata çevirmek de bizim elimizde. Düşündüğüm şeyi mi teklif ediyorsunuz? Francis üzerinden örgütün tepe kadrosuna ulaşabiliriz. Onlar bize saldırmadan biz örgütü yok edebiliriz. Bu çok büyük bir hamle. Halit Bey, emin misiniz? Öldüğünden emin olmalıydım. Hepimiz emin olmalıydık. Ömer. Ben senden öğrendim yıllarca en karanlık zamanda bile umut etmeyi, direnmeyi. Sen böyle umutsuzluğa kapılacak biri misin? Değilsin, olamazsın. Evet, işler yolunda gitmiyor. Çok üst üste geldi bir de her şey. Bir dert bitiyor, yenisi geliyor. Bitti diyorsun, yine geliyor. Ben de çok zorlanıyorum. Gerçekten niye hep bizim başımıza geliyor ya? Şişt, sakin ol. Hem sen beni sakinleştirmeyecek misin? Ama ya nasıl sakin olayım? Yapacak bir sürü işimiz var, zamanımız yok. Ömer, acaba diyorum, düğünü ertelesek mi? Yani şimdi böyle bir zamanda, ne bileyim, benim için hiç problem değil gerçekten. Merhaba. Bizim yollarımız yıllar önce bir gece burada ayrıldı. Ama bak, hayat tekrar bizi burada bir araya getirdi. Artık kıyamet de kopsa, dünyanın üzerine meteor da yağsa, ben seni bir daha bırakmam. Bu düğün olacak. Nereden çıktın bu? Davetiyemiz bile hazır ya. Ben tüm hazırlıkları yaptım. Düğün tarihi, düğün salonu, gelinlik için örnekler, kuaför. Bu sefer işi sıkı tuttum. Sağ olsun. Uzay da biraz bana yardım etti tabii. Evet, büyük bir mücadele var. Belki şimdi sırası değil bunun. Ama bu mücadele hep devam edecek. Ondan istediğini vermeyeceğiz ya. Hayatımızı ertelemeyeceğiz. Benim doğum günüm. O gün bizim günümüz olsun istedim. Sen endişe etme. Şimdi sadece önümüzde bir engel kaldı. Bu son. Onu da hallettik, bir her şey bitecek. İki hafta var Ömer. Sarışına dair bir iz bulmak için her yere haber saldık.
Timsah aranıyor. Eğer sarışın hala hayattaysa arkasında iz bırakacaktır. Yakında haber alırsın. Uzay nedir durum? Halit Başkan geldi mi? Hayır, hala toplantıda. Henüz gelmedi. Şimdi geldi. Arkadaşlar, toplantı sona erdi ve nihai karar verildi. Ömer'le Zehra nerede? Hattalar başkanım. Bağlıyorum. Başkanım, karar nedir? Sarışın'ın peşine düşüyor muyuz? Tabii, yaşıyorsa. Evet, ama onunla sınırlı kalmayacağız. Bu işi kökünden halledeceğiz. Yıllardır örgütün sağdaki dağınık kaynaklarının yerini arıyorduk. Fransız'ın örgütün ana karargahına erişiminin olmasıyla elimize çok büyük bir fırsat geçti arkadaşlar. Yani tüm kritik noktaların kontrolü buradan sağlanıyor. Ana karargah mı hedef alıyoruz başkanım? Ana karargahda sızıp örgütün en tepe kadrosuna dahil olmak üzere tüm noktalarını tespit edeceğiz. Kurmayı planladıkları devleti onlara mezar yapıp örgütü yerle bir edeceğiz. O zaman Irak'a gidiyoruz. Evet. Başkanım, biz hazırlığa başlıyoruz. Hayır, siz gitmiyorsunuz. Neden? Çünkü artık sizi riske atamam. Yapmanız gerekeni yaptınız. Bu noktaya gelmemizde büyük bir payınız var. Ama bundan sonra düğün izninizi kullanacaksınız. Sizin yerinize başka unsurlar görev alacak. Başkanım, bu mümkün değil. Yani siz bizi düşünmeyin. Böyle kritik bir süreçte bizim görevimizin başında olmamız lazım. Ben düşünmek zorundayım. Siz benim evlatlarımsınız. Biliyorsunuz, ikinizi de çok yakından tanıyorum. Böylesine şerefli bir görev bize düğün gibi gelir başkanım. Başkanım. Ya bizi görevden alın ya da bu görevi bize verin. Anlaşılan sizi ikna etmek imkansız. O zaman hazırlıklara başlayalım. Çok çetin bir savaş olacak. Emredersiniz başkanım. Görevimizi tamamlıyoruz. Sonra buraya geri dönüyoruz. Bu sefer tüm şehir bizi izleyecek. Söz mü? Söz. Operatör. Operatör dinlemeden. Sınırı geçtik. Irak'tayız. İlerliyoruz. Anlaşıldı. Takipteyiz. Bölgeden çeşitli istihbaratlar geliyor. Örgüt bekleme halindeymiş. Talimatla birlikte harekete geçeceklerine dair çok sayıda bilgi geçildi. Fazla vaktimiz yok. Onlar içerideki adamların alındığını anlamadan ana karargaha sızmak zorundayız. Tüm gizli üs ve mühimmat depolarını imha etmeliyiz. Ben sizin yaşadığını teyit ettik mi? Sıkı bir sağ çalışmasının ardından bir temas yakaladık. İçerideki elemanlarımız bizi bilgilendiriyor. Fırtına da Francis'le temasta olduğunu bildiren bir elemanla buluşmak için sahada. Teyit etmeye çalışıyor. Planlama üzerinde mutabık mıyız? Evet. Plana sağdayız. Anlaşıldı. O zaman Korkut'tan haber bekliyoruz. Öncelikle Francis'e ulaşmalıyız. Korkut'tan. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi buraya neden çağırdım? Bunu merak ediyorsunuzdur.
sizi buraya çok önemli bir haberi iletmek için çağırdım. Artık dağlarda yaşamak yok. Mağaralarda saklanmak yok. Ne yapacağız? Güzel soru. Kendi devletinizi kuracaksınız. Bunun için de hep birlikte harekete geçeceksiniz. Biz senden talimat almayız. Artık kontrolü, yönetimi ben devraldım. Hem onların mağaralarından çıkacak cesaretleri yok. Hem sen kendi devletin olsun istemez misin ha? İstiyorum. İstiyorum ama durduk yere ölmek de istemiyorum. O zaman git buradan. Bak. Sana bu şansı tanıyorum. Anladın mı? Hem kimseyi burada zorla tutacak değilim. Çünkü ben öyle biri değilim. Git dedim. Hey. Başka gitmek isteyen var mı? Hı? Hı? Yok mu? Toprak istediniz. Yıllarca. Bize devlet kurun diye yalvardınız, durdunuz. İşte size tarihi bir fırsat. Bunu elde etmek için hep birlikte tüm gücünüzle savaşmak zorundasınız. Hak ettiğinizi alacaksınız. Merak etmeyin. Harekete geçmek için benden haber bekleyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Gidebilirsiniz. Ne gördün, ne duydun? Anlat. Söylediğiniz adam yaşıyor. 9 canlı şerefsiz. Örgütün tüm kontrolünü ele almış vaziyette. Büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bu sefer sınırın tüm hatları boyunca saldıracaklar. Bunları anlatırken orada mıydın? Evet. Sarışın nerede şimdi? Bir köy evine gitti. Orada kalacakmış bugün. İyi, oraya gidiyoruz. Ben de mi? Sen de. Orada ihtiyacım var sana. Tamam. Operatör Fırtına konuşuyor. Sarışının yaşadığı teyit edildi. Yerini de tespit ettik. Planları aynen devam ediyor. Anlaşıldı Fırtına. İlk aşamayı başlatıyoruz o zaman. İletişimde kalın, biz seni takip edeceğiz. Anlaşıldı.
takip edin. Merak etme, takipteyim. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Sağlık ocağı hazır efendim. Tamamen bizim kontrolümüzdeler şu an. Tamam, teşekkür ederim. Bana Zehra'ları bağlar mısınız? Bu arada... Lütfen artık bana efendim demeyin. Yani çünkü biz bir ekibiz. Emredersiniz. Bağlantı kuruldu. Operatör konuşuyor. Hançer. Hançer dinlemede. Sağlık ocağı hazır Hançer. Bilgileri teyit ettik. Francis yaşıyor. İlk hamleyi başlatıyoruz. Geldik sayılır. Plan aşama aşama gerçekleşecek. Tüm aşamalarını tasarladık. Öncelikli hedefimiz Francis. Etrafı çok kalabalıktır şimdi. Biz ona değil, o bize gelecek. Atmaca Hançer, sağlık ocağına geçin. Fırtına Francis'i bize getirecek. Hançer ve Atmaca sağlık ocağında hazır beklemediler. Sen hamleni yaptıktan sonra onlar devreye girecek. Şimdi ben harekete geçiyorum. Sarışın bir köy evinde bulunuyor. Burada bazı temasları olacak yerel simalarla. Hamleyi burada yapacağız. Burası ayrıca örgütün hücre evi. Buraya dışarıdan yemekler gönderiliyor. Tüm ayarlamaları yaptım. Sarışına özel olarak bir tabak ulaştıracak. Ölmesini istemiyoruz Fırtına. Merak etmeyin. Ölmeyecek. Ama sürünecek. Şimdi bekleme zamanı. Anlaşıldı. Sen oradan uzaklaş artık. Dikkat çekme daha fazla. Buraya geldim. İşlerle yerinde ilgileniyorum. Merak etmeyin. Ben harpli değilim. Bunun son şansımız olduğunu farkındayım. Fırtına, yedi mi yemeği? Henüz değil. Telefonla konuşuyor. Onlarla kapanmamış bir hesabım var. Ülkelerini yerle bir edeceğim. Ve onlar... bunu sadece izlemekle yetinecekler. Ne yapıyorsun gerizekalı? Allah kahretsin. Ne oldu? Allah kahretsin. Yemeğe ayran döküldü. Yeniden deneme şansımız yok. Planı iptal etmeliyiz. Ömerlere de haber verelim, ayrılsınlar sağlık ocağından. (Gülüyor)
Dur daha değil. Elmayı yiyor. Nasıl yani? Ne demek bu? Yani işimizi şansa bırakmadık demek. Bir aksilik olur diye elmanın içine de birazcık zehir kattık. Çabuk arabayı hazırlayın. Zehirlenmiş olabilir. Zekice bir hamle. Tebrik ederim Fırtına. Senden böyle övgüler duymak güzel. Operatör sağ ol. Hançer Fırtına konuşuyor. Burası tamam. Hedefsizce yönlendirildi. En yakın sağlık ocağı sizsiniz. Size doğru geliyorlar. Biz hazırız. Efendim, operasyonun son durumunu arzu için aramıştım. Evet efendim, yaşıyor. Operasyonda ne durumdayız peki? İlk aşama tamam efendim. Oltayı atacağız. Önce birini, sonra hepsini alacağız. Güzel. Birimlere haber geçildi mi? Koordinasyon sağlandı mı? Efendim, dikkat çekmemek için az sayıda personel kullanıyoruz. Ama tüm birimler teyakkuzda. Destek için hazırlar. Örgütün yıllardır sürekli değişen, bir türlü tespit edilemeyen ana karargahını sonunda deşifre edeceğiz. MİT tarihinin en büyük operasyonu bu Halit. Aksilik istemiyorum. Merak etmeyin efendim. Örgütü saklandıkları delikte imha edeceğiz. Bir daha bellerini doğrultamayacaklar. Ben de en tepeye ileteceğim durumu. Güzel haberlerinizi ülkece bekliyoruz. Ayağınıza taş değmesin. Allah muzaffer eylesin. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Gel. Operasyon başlamak üzere başkanım. Tamam, geliyorum. Hedefse doğru yaklaşıyor. Atmaca, hançer, hazır mısınız? Biz hazırız. Önlük çok yakışmış. Sana da. Hastanızız, doktor bey. Hayırdır hançer? Vallahi böyle doktorum olsa her gün hasta olurum. Merak etme, ben seni tedavi ederim. Dert etme sen. Geliyorlar. İçeri giriyorlar. Kalabalıklar. Arkadaşlar, hızlıca halletmemiz gerekiyor bu işi. Tekerlekli sandalye getirin. Nesi var? Zehirlendiğini düşünüyoruz. İçeri alalım hemen. Hadi. Siz burada bekleyin lütfen. Bizim de girmemiz gerekiyor güvenliği için. İçeride yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Eğer işimizi zorlaştırırsanız hastayı kurtarma ihtimalimiz azalır. Merak etmeyin, iyi olacak. Doktorumuz çok iyidir. Atmaca, hastayı sana yönlendirdik. Anlaşıldı. Hemen işlemlere başlıyoruz. Ölmemesi önceliğimiz Atmaca. Bizi örgütün kalbine götürecek anahtar Francis. Farkındayım.
Nabzı düşük. Panzehir sende. Hemen müdahale etmen gerekiyor. İyiliği yaptım. Birazdan kendine gelir. Çipi yerleştirmeye başlayalım. Her an uyanabilir. Arkadaşlar fazla vaktimiz yok. Ne olduğunu anlamadan hemen bu işi halletmemiz gerekiyor. Hallediyorum. Mikroşipi deri altına enjekte ediyorum. Ardından Francis Kamp'a, biz de peşine. Bekliyoruz. Ne durumdalar? Yeni girdi. Zehirlenmiş olabilir. Biz de içeri girseydik. Sakin ol. Ters bir şey olursa müdahale ederiz. Korumalar mırıldanmaya başladı. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Atmaca, ne durumdasın? Bitti sayılır. Fark edilmemesi çok önemli Atmaca. Takip edildiğini anlamaması lazım. Anlamayacak. Merak etmeyin. Sen. Francis güzellik uykusundan uyandı. Senin ne işin var burada? Öldüğünden emin olmak istedim. Atmaca, iyi misin? Ne oluyor içeride? Sorun yok, işlem devam ediyor. Atmaca, ne oluyor? Sarışın uyandı. Adamlar içeri girmeyi zorluyorlar. Adamlar içeri giriyor. Ben bir girip bakacağım. Pardon, bakar mısınız? Ben seninle hesaplaşmayı beklerken sen bana kendi ayağınla geldin. Sakın. Sakın kıpırdama. Sen de babanın yanına gidiyorsun. Her zaman erken konuşuyorsun Francis. Hiçbir zaman ders almıyorsun. İçerisi iyice karıştı. Hançer, Atmaca. Fırtına yetişti. Çok kalabalıklar. Hemen çıkmamız lazım. Önce Ömer'i alacağız. Hançer, iyi misiniz? Operatör durum kontrolü altında. Sarışın bayıldı. Hemen çıkalım buradan. Diğer aşamaya geçmeliyiz. Korkut. Bulun onu.
Efendim? Türk istihbaratı burada. Bunun onları. Hemen sizi buradan çıkaralım. Çekil! Bırak! Prenses gidiyor. Bizimkiler başardı mı? Henüz bilmiyoruz başkanım. Bulamadınız mı? Yok, kayboldular. Aramaya devam ediyor bizimkiler. İyiyim. Bitmana operasyon çekmeye kalktı ama başaramadılar. Yaşadığımı biliyorlar. Niye ortaya çıktılar bilmiyorum. Beni ele geçirmeye çalıştılar. Atmaca Hançer, cevap verin. Ne durumdasınız? Plan başarılı. Kampa gidiyoruz. Tüm birimler haberdar edildi mi? Evet başkanım. Tüm unsurlar hazır. Kara kuvvetleri beklemede. Hava kuvvetleri karargâhtan çıkacak konum için bizden haber bekliyor. Peki Fransa'dan sinyal alıyor muyuz? Alıyoruz başkanım. Takipteyiz. Arkadaşlar, en son aşamadayız. Örgütün ana karargahına daha önce hiç ulaşamamıştık. Hedef durdu. Başkanım, hedef ana karargaha ulaştı. Güzel. Peki Ömer Bey ile Zehra Hanım içeri girmeyi nasıl başaracaklar? Yani örgütün kampı çok sıkı korunuyordur çünkü. Onlar bir yolunu buldular bile. Kalsın ölüyordum. Bu bölgede buna kim cesaret edebilir? Sence? Sizin adamlarınız önlem alamadı. İstihbarat yaşadığımı öğrendi. Şimdi peşime takılacaklar. Yan önce harekete geçmemiz lazım. Şimdi güvendesin. Burada sana kimse bulaşamaz. Operatör, kampa girdik. Anlaşıldı. Nasıl başardın içeri girmeyi? Fransız'ı sağlık ocağına çekmemizin nedeni bizi kendi elleriyle örgütün ana kampına sokmasını sağlamak içindi. Herhangi bir aksiliğe karşı da ona bir çip yerleştirdik. Böylece tüm diğer unsurlarımızla birlikte onu yol boyunca takip ettik. Bunların hepsini siz mi planladınız? Evet, biz planladık. Artık sen de bize daha iyisin Nergis. Yani bunda şaşılacak bir şey yok. Başlangıçta biraz inanması zor oluyor ama zamanla alışırsın, merak etme. Son bir göreviniz var arkadaşlar. Diğer hücrelerin, depoların, mühimmatların, sığınakların adresleri bulunduğunuz kampın ana karargahında. İçerideki tüm bilgileri, arşivleri deşifre edip bize bildirmeniz gerekiyor. Anlaşıldı. Harekete geçmek için uygun anı bekliyoruz başkanım. Fırtına, bir şey görüyor musun? Çevrede önlemler yoğun. Her yer tutulmuş halde. Keşif tamamlandı mı? Evet. Bize fotoğrafları yolla. Fotoğraflar geldi mi?
Evet, geldi başkanım. Ana karargahı tespit edebiliriz mi? Başkanım, uzay analiz ediyor, yolladım. Değerlendirmelerime göre kamp alanının çevresindeki yoğunluk şurada sıklaşıyor. Ancak ana karargah orada değil. Sence nerede? Ana karargahın yer altında olma ihtimali yüksek. Hava saldırılarına karşı daha güvenli bir yer olduğu için orayı seçtiklerini değerlendiriyor. Şuradaki kapı yer altına açılan bir tünele ait. Ömerleri iletelim hemen. Fatmaca, hançer, örgütün ana karargahını tespit ettik. Yönlendirin bizi. Orada giriş için bir nokta olması gerekiyor. Dikkatli olun. Örgütün bütün arşiv buradaymış. Aradığımız tüm bilgiler orada. İçerideki bilgi ve belgeler çok işimize yarayacak. Hemen gönder. Bağlantı kuruldu. Demek yıllardır buralarda yaşıyorlarmış. Gönderiyoruz. Bilgileri çekiyoruz başkanım. Peki içerik olarak neler var? Örgütün tüm saha ağı burada var. Tünelleri, mağaraları, sığınakları, mühimmat depoları, lojistik üsleri, gizli karargahları, yüzlerce teröristin olduğu kamplar, saldırı planları, her şey var burada. Sağdaki unsurlarla teması geç. Kurum teyitlerini sağlasınlar. Emredersiniz başkanım. İşte aradığımızı bulduk. Tüm kurumlara iletin bilgileri ama. Hedef değerlendirme ve saptama faaliyetleri başlasın arkadaşlar. Örgüte beklemediği anda darbeyi indireceğiz. Emredersiniz, hemen temasa geçiyoruz. Vakit geldi. Anlaşıldı, jetler havalanıyor.
Hedefler tespit edildi. Kalkış yapıyoruz. Sağdaki kıymetlendirilmiş hedeflerin konumları kara kuvvetlerine iletilmiştir. Destek unsurları hazır olsun. Unsurlar sahada hazır kıta atış için bekliyor. Sağdaki görevliler ayrıldığında başlıyoruz. Burada işimiz bitti. Hemen oradan ayrılın. Jetler havalandı. Bitti artık. Birazdan buraya boy uçuracaklar. Ne oluyor? Yine mi siz? Kurtuluş yok mu sizden? Bizi ele geçiremeyeceksiniz. Ne durumdayız? Hareket merkezlerinden son kontroller yapılıyor başkanım. Evet. Anlaşıldı. Tamam. En tepeden onay gelmiş. Hareket başlıyor. Eş zamanlı olarak. Arkadaşlar, bugüne kadar terörle mücadelede hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bombalar bırakıldı. 02 Kartal. Hedef bir paket gönderildi. Obüsler ve tanklar atış yapıyor. Atışları başarılı. Mühimmat depoları havaya uçtu. Hedefler başarıyla vurulmuştur. Örgüt telsizlerinden yardım sesleri yükseliyor. Perişan haldeler. Tebrikler. Örgüt bugüne kadarki en büyük yenilgisini aldı. Tarihe karışacaklar. Senin için de öyle. Operatör konuşuyor. Tebrikler. Çok kritik bilgiler verdiniz. Tüm hedefler başarıyla vuruldu. Karargah durumu söylemeliyiz. Eğer söylersek bizi buradan kurtarmaya çalışırlar.
Buradaki hedeflerin imha edilmesi gerekiyor. Zehra. Buradan çıkmamız imkansız. Örgütün tepe kadrosu burada. Onlar kaçmadan buranın bulunması lazım. Hançer, Atmaca, ne durumdasınız? Yapıyoruz. Anlaşıldı. Diye bombayı bırakmak üzere. Birazdan ana karargah imha edilecek. Ömer, seni çok seviyorum. Zehra. Seni çok seviyorum. Değil, bunu biliyorsun değil mi? Yine kavuşacağız. Biliyorsun. Yok. Sen ve ben. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Koordinasyon içinde yürütülen operasyonla örgütün tüm yapılanması ağır şekilde yerle bir edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonla terör örgütüne... Yağmurcuğum, hazır mısın? Hazırım sadece babaanne. Gel bakayım. Hadi bakalım, çıkmamız lazım, bizi bekliyorlar. Gülcan, hadi vakit geldi. Zehra için toplandık. Maalesef onlardan haber alamadık. Yani değerlendirmelerimize göre oradan sağ çıkan olmadı.
Bunlar bu vatan için canları pahasına birçok fedakarlık yaptılar. Ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun. Bugün onların düğün günüydü. Allah onları cennetinde kavuştur inşallah. Abi. Milhad. ما بنعرف قالوا جيبوا لهون جبنا. طلع معه شيء بغرضه؟ بس هذا يلي طلع معه. تمام خذوه رح نطلع من هون. تمام.